Selamünaleyküm arkadaşlar. Iran Ayşe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel, muhteşem, çok zarif bir örgü modeli paylaşacağım arkadaşlar. Gerçekten modelimiz çok hoş duruyor ve çok kolay. Basitinde basiti, kolayında kolayı diyebilirim. Gerçekten çok hoş bir model. Ben yelek model olarak göstereceğim. Fakat sizler ister etol şal yapın, ister battaniye yapın, ister bebek örgülerini de kullanın. Hiç fark etmez arkadaşlar. Ama dediğim gibi ben bugün sizlere yelek modeli olarak göstereceğim arkadaşlar. Daha önce aslında ben bu modelin eteğini yapmıştım. Kanalımda da mevcut. Şimdi takipçimin isteği üzerine yelek modeli olarak göstereceğim arkadaşlar. Evet. İpim angora tarzı bir ip. Yeleklik bir ip arkadaşlar. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ipinizi ve tığınızı ayarlayabilirsiniz. Modelimin ilerleyen kısımlarında kaç ve katlar üzerine olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar. O yüzden lütfen videoyu sarmadan ya da atlamadan izlerseniz çok memnun olurum. Çünkü sonrasında özelden ya da yorumlardan soruluyor. Halbuki ki biz her şeyi videoda söylüyoruz. Önemli olan videoyu tamamen izlemeniz yani. Evet, ben zincirimi çekerken sizler hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil tuşunu aktif hale getirirseniz yapmış olduğumuz videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Belli bir miktar zincirimi çekeceğim. Ben sizlere küçük bir parça göstereceğim arkadaşlar. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ipinizi, tığınızı, bedenini ayarlayabilirsiniz. Eğer şal yapacaksanız ona göre zincir çekersiniz. Eğer yelek yapacaksanız ona göre zincirini çekersiniz. Ona göre alt zemin yaparsınız. Evet, benim için bu kadarı ideal. Şimdi en son zincirden tutuyorum. Bir tane zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. Tutmuş olduğum yere batarak tek seferde çıkmış oldum. Ya da böyle yapmayalım. İkili trabzan yapalım arkadaşlar. Şöyle yelek modeli olarak gösterecek olduğumuz için yani yarım trabzan yapacaktım fakat ikili trabzan da yapabiliriz. Yelek modeli olarak gösterecek olduğum için trabzan yapalım. Eğer sizler etol şal yaparsanız arkadaşlar tığın başını dolayıp tek seferde çekmiş olduğumuz yarım çakma trabzanları da yapabilirsiniz. O şekilde de çok hoş duruyor. Bunu da buradan belirtmek isterim. Evet, hızlıca trabzanlarımızı yapalım. Sonrasında buluşalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben bu şekilde trabzanlarımı tamamladım. Benim için bu kadarı ideal. Şimdi 3 tane zincirle geriye dönüyorum. Öncelikle tığımın başını doluyorum. Burası benim kenar trabzanım olacak arkadaşlar. Takip eden trabzanın içerisine geliyorum. 1 aynı noktaya, 2 aynı noktaya, 3 tane trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Takip eden trabzanımın içerisine girdim. Ve 2 de çıkmış olduğum bir trabzan yaptım. Bir zincir. Tığımın başını doladım. Takip eden trabzanın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum aynı şekilde. Tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz şahane bir örgü modeli arkadaşlar. Bir iki tane zincir çekiyorum. Bir iki trabzan atlıyorum. Üçüncü trabzanımın içerisine gelerek sık iğne olacak şekilde sabitledim. İki tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak bir iki tane trabzan atlayıp üçüncü trabzanımın içerisine geliyorum. Bir aynı noktaya, iki aynı noktaya, 3 tane trabzan yaptım. Tığımın başını doladım. Takip eden, pardon, burada bir tane zincirim var. Tığımın başını dolayarak takip eden trabzanımın içerisine giriyorum. Bir tane de oraya. Bir zincir, takip eden trabzana 3 tane trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3.sünün içerisine giriyorum. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3.ye girdim. 1, 2 ve 3. Bir zincir. Bu sıram bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Farklı bir işlem yok.
dolgulu bir model arkadaşlar. Yani isterseniz kışlık yelekler çok güzel olur. Dediğim gibi ben daha öncesinden etek örmüştüm bu modelden. Kanalımda da var zaten. İster etek ister jile yapabilirsiniz. Elbise yapabilirsiniz. Haricinde yani bebek battaniyesi çok çok hoş olur. Onun haricinde etoy şal, çeyizlik yelek modeli, bayan yelek modeli, gelin yelek modelleri çok güzel olur arkadaşlar. Ya dediğim gibi tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz çok amaçlı bir örgü modeli arkadaşlar. Evet, bu şekilde sıramı tamamlıyorum. 1 2 tane atlayıp 3.'ye battım. Ve sonuna geldim. Sonra da yine aynı işlemi yapıyorum. Evet, artık bu sonunda bir tane de şöyle kenar trabzanı yapacağım. Bakın bu sıramız bu şekilde oldu. Şimdi öncelikle iki zincirle geriye dönüyorum. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bakın. Tığımın başını dolamadan ilk trabzanın bu şekilde belinden giriyorum. Ve bir sık iğne yaptım. İkinci trabzanın bu şekilde belinden girdim. Sık iğne. Üçüncü trabzanımın aynı şekilde belinden giriyorum. Bir sık iğne daha yaptım. Burada bir zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. Bakın tam arada yapmış olduğum trabzana geldim. Burayı bakın böyle tersten alıyorum. Bir zincir tığımın başını dolamıyorum. Pardon. Takip eden diğer üç trabzanı da aynı şekilde sık iğne olacak şekilde alıyorum. Bu şekilde 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Diğer modelime geçiyorum. Aynı şekilde bakın sağından giriyorum, solundan çıkarak tığımın üzerine alıyorum trabzanımı. Sık iğne ile sabitliyorum. Bir sonraki de aynı işlemi. 3 tane trabzan aynı işlemi yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum tığımın başını dolayarak bu ortadaki trabzanımın bu şekilde arka taraftan alarak iki de çıkmış olduğum trabzan yapıyorum. Bir zincir takip eden diğer trabzanlarıma da aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. 4 tane zincir çekiyorum. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Şuradaki bu çıkıntıyı verebilmek için bunu yapıyoruz. Bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle bir kez daha göstereyim. Şöyle bakın sağından girdim, solundan çıktım. 1 2 3 Bir zincirim var. Tığımın başını doluyorum. Bakın bu ortadakini şöyle görüyorsunuz değil mi? Bakın tersinden alarak burada trabzan yapıyorum. Şimdi bu sıramızı da böyle tamamlayalım lütfen. Evet arkadaşlar sıramın sonuna kadar geldim. Bakın şimdi sonunda bir tane trabzan yapmıştık. Onu aynı şekilde trabzan olacak şekilde yapıyorum. 1, 2, 3 zincirle yukarıya çıktım. Hatta 4 de yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi tığımın başını doluyorum. Arkadaşlar şöyle ipimi de alalım. Modelim artık kendini tekrarlıyor. Bunu bir başta söyleyeyim. Yani model aslında bundan ibaret. Tığımın başını doluyorum. Bakın şurada bir tane zincir çekmiştik. Bakın bu noktaya geliyorum. 1 2 ve 3. 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak. Bakın buradaki bu trabzanımı böyle sağından girip solundan çıkarak örüyorum. Bir zincir tığımın başını dolayarak. Şimdi sol taraftaki zincirimin içerisine geliyorum ve 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 zincir. Bakın buradaki 4 tane zincirimin ortasına geliyorum. Ve sık iğne ile sabitledim. 1 2 zincir tığımın başını dolayarak. Buraya bakın. Burada bir tane zincir çekmiştik. Oraya 3 tane trabzan yapıyorum.
Bir zincir tamın başını doladım. Bakın sağından girdim, solundan çıktım. Yani bu ortadaki trabzanı hem tersten hem düzden gelirken mutlaka örüyoruz arkadaşlar. Model verecek şekilde örüyoruz. Şöyle bakın göstermek istiyorum. İki tane modelim oluşmuş oldu. İki zincir noktaya girdim. Şimdi bu sıramızı da böyle tamamlayalım. Bir arka sırayı tekrardan bir göstereyim arkadaşlar. Sonrasında modelimi büyütüp geleceğim. Evet arkadaşlar bakın bu sıramı da böyle tamamladım. Tamın başını dolayarak en son bakın burada zincir çekmiştim. Buraya batarak kenar trabzanımı da yapıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Modelimde hiçbir kasma yok. Hiçbir bollaşma marullaşma yok. Bu şekilde de arkadan görünümü. Modelimizi kaç trabzan üzerine koyacağız? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Bakın şöyle bir modelimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzan var. Yani 7 ve katları üzerine yapıyoruz arkadaşlar modelimizi. Şöyle görüyorsunuz. Yelek modeli yapacak iseniz eğer arkadaşlar 7 ve katları olarak ayarlamalısınız. Daha sonra ekstradan kenar kısmına yapacak olduğunuz trabzan sayısını da ona göre ayarlamanız gerekiyor. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Videonun da başında dediğim gibi eğer etoşal yapacaksanız bir sıra zincir gidip zincirin üzerine tek seferde çıkmış olduğunuz trabzan yapabilirsiniz. Veya sadece zincirin üzerine de yapabilirsiniz. Gerçekten çok hoş duracak bir örgü modeli. Battaniye yapacak iseniz de direkt zincirin üzerine yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yine 3 tane zincirle geriye dönüyorum. Bakın. İlk trabzanımı bu şekilde sağından giriyorum, solundan çıkıyorum. İkinci trabzanıma da aynı işlemi sık iğne olarak yapıyorum arkadaşlar. Üçü de yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum bu arada. Tamın başını dolayarak bakın. Bu orta kısımdaki ilmeği şimdi böyle ters taraftan örüyorum. Çünkü modelimin tersindeyim. Aynı şekilde buraları belinden dolayarak sık iğne yaparak örüyorum. 4 tane zincirle bir sonraki modele geçiyorum. Dediğim gibi artık modelin yapımı bundan ibaret arkadaşlar. Ben daha fazla videoyu uzatıp sizleri sıkmayacağım. Modelimi bir miktar daha büyüteceğim. Sonrasında buluşacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben sizler için birkaç sıra daha ördüm. Gerçekten modelimiz çok hoş, çok güzel. Biraz hani çabuk ilerliyor diyemeyeceğim, kolay ama biraz ağır ilerliyor. Çünkü tamamen dolgu olan bir örnek. O yüzden biraz ağır ilerliyor. Fakat çok güzel yelek modelleri, çok güzel şal modelleri olur arkadaşlar. Gerçekten bayan yelek modelleri harika olacaktır. Özellikle böyle simli iple yapıldığı zaman çeyizlik yelek modelleri, gelin yelek modelleri veya çeyizlik şal modelleri gerçekten harika olacaktır diye düşünüyorum. Umarım sizler de benim gibi düşünüyorsunuzdur. Ben modelimi çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Gerçekten kolaydan da kolay, basitin de basiti bir örgü modeliydi. Emeğe saygı olarak beğeni tuşuna basmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, hoşça kalın.